Merhaba sevgili çocuklar. Ben Özel Gündoğdu Okulları'ndan Hatice Atıcı, 1. sınıf öğretmeniyim. Hayat bilgisi dersinde 4. üniteye kadar geldik. Ünitemiz Güvenli Hayat. Bu videomuzda güvenlik kuralları ve trafikte insan konularını anlatacağım sizlere. Şimdi kitaplarımızdan sayfa 110'u açalım. Evet. Ünitemizin adı Güvenli Hayat Çocuklar. Az evvel de söylemiştim. Burada yaşamımız için güvenli olan neler var? Onların üzerinde duracağız. Güvenlik kuralları. Okul kurallarını düşününüz. Bunlardan hangileri güvenliğinizle ilgili söyleyiniz? Evet çocuklar, sene başında sizlerle okul kurallarını birlikte kararlaştırmıştık ve yazmıştık. Okul kurallarından en önemli olanlardan bir tanesi, koridorlarda koşmak ve oynamak tehlikeliydi. Düşmelere, çarpışmalara, yaralanmalara sebep olabilirdi. İkinci kurallarımızdan bir tanesi ise merdivenlerden koşarak inmek, çıkmak, merdivende arkadaşımızı iteklemek çok tehlikeliydi. Evet, yine üçüncü kuralımız okul bahçesinde arkadaşlarımızla oyun oynarken koşarak veya arkadaşlarımızı iterek oynamanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmıştık. Peki bunlar niçin konuluyor bu kurallar çocuklar? Bizim can güvenliğimiz için korunuyor. Evet çocuklar, günlük yaşantınızda kazalardan korunmak için uymamız gereken kurallar vardır. Ve biz bu kurallara güvenlik kuralları diyoruz çocuklar. Kazalara karşı bizi koruyan kurallardır bunlar. Şimdi görselde bir cam pencere ve bir kitaplık, ön tarafı cam olan bir kitaplık görüyoruz çocuklar. Pencere ve balkonlar düşme tehlikesi olan yerlerdir. Ayrıca pencerenin camları ve kitaplığın camları kırıldığı zaman kazalara sebep olabilen, hatta ciddi yaralanmalara sebep olabilen bir tehlikedir çocuklar. Onun için buralarda da dikkatli olmamız gerekir. Pencere ve balkonlar tehlikesi olan yerlerdir demiştik. Bu nedenle pencere ve balkonları kullanırken dikkatli olmalıyız çocuklar. Pencere ve balkonlardan aşağı sarkmamalıyız. Sınıf içindeki öğretmen dolabı, saat, çerçeve gibi camlı, kırılabilir eşyalara karşı daha dikkatli yaklaşmamız gerekir. Çünkü cam kırıkları kesici bir silah gibidir ve çok fazla canımızın yanmasına sebep olabilir. Balkonlar dışarıdaki havayı izleyebileceğimiz, çevremizde olup bitenleri izleyebileceğimiz evimizin bir bölümüdür çocuklar. Balkonlarda güvenliği artırmak amacıyla balkonun çevresi beton ya da demir korunaklarla korunmaya alınmıştır. Çok fazla buralara yaklaşmamız, sarkıp aşağılara bakmaya çalışmamız çok tehlikelidir. Düşebiliriz, ölümlerle sonuçlanabilir. Aynı şekilde pencerelerden de sarkmak tehlikelidir çocuklar. Güvenliğimiz için merdivenlerden inerken ve çıkarken merdivenlerin sağ tarafını kullanmalıyız. İniş ve çıkışlarımızda koşmamalıyız. Yine kendi güvenliğimiz için çocuklar, inerken ve çıkarken merdiven basamağına ayağımızın ucuyla değil, tabanıyla tamamen merdivene basmalıyız. Merdiven eğer çok dikse, merdivenin trabzanlarından tutarak inmeli ve tutarak çıkmalıyız çocuklar. Bu da çok önemli. Özellikle merdiven oyun yeri değildir. Acele etmememiz gerekir. Sakin sakin inip çıkmamız gerekir. Evet, hemen ikinci sayfaya geçelim. Bir görselimiz var çocuklar. Annesi ve bir çocuk asansöre binecekler. Bu çocuk annesi yanındayken asansöre biniyor ve asansörün içerisindeki camlı bölmeyi, yani aynayı görmeden, asansör kabininin tamamen kata geldiğini görmeden binmemiz tehlikeli olabilir. Bakalım açıklamalarda neler var? Asansörler yanlış kullanıldığında tehlikeli olabilir. Bu nedenle
Asansöre binerken güvenlik kurallarına uymalıyız çocuklar. Asansöre yanımızda bir yetişkinle binmeliyiz. Sadece gideceğimiz katın düğmesine basmalıyız. Asansör tam durmadan hareket etmemeliyiz. Ayrıca gereksiz yere asansörü meşgul etmemeliyiz. Çocuklar, asansöre bindiğimiz zaman asansörün kapısından uzak olan bir yerde beklememiz gerekir. Allah korusun, kapıya giydiğimiz kıyafetin bir bölümü sıkışabilir. Bu yaralanmalara, ölümlere sebep olabilir. Onun için mümkün olduğu kadar asansörde kapıdan uzak yerde beklemeliyiz. Asansörün kata geldiğinden emin olmak için önce asansörün kapısı açıldığında kabinin katta olup olmadığına bakmamız lazım. Sonra kafamızı kaldırıp aynada kendimizi görmemiz lazım. Bazen göz yanılgısı olabilir. Onun için asansörün içerisindeki aynada kendimizi görmeden kabine girmemeliyiz çocuklar. Ve mutlaka sizin yaş grubunuzdaki çocukların yanlarında bir büyükleri olmadan asansöre binmemelerini tembihliyorum, uyarıyorum. Lütfen dikkat edin. Evet, bu görselde çocuklar, ayağa kayarak düşen bir arkadaşınızı görüyorum. Bu şekilde düşmek çok tehlikeli, kırıklara veya büyük beyin hasarlarına sebep olabilir çocuklar. Neden düştü bu arkadaşınız? Dikkat ettiyseniz yerler ıslak ve acele davrandığı için ıslak zeminde kayma tehlikesini unutmuş olmalı. Çocuklar, sınıflarda ve okullarımızda ortak kullanım alanlarımızdan bir diğer de tuvaletlerimiz ve lavabolarımızdır. Eğer buralarda elimizi yıkadıktan sonra muslukları kapatmazsak veya ellerimizin akan sularıyla hemen peçeteyle silmezsek, yerleri ıslatırsak, elimizle suyu alıp yerlere atarsak işte böyle kazalar olabilir. Çünkü buraları biz dikkat ederiz ama başka bir arkadaşımız dikkat etmeden düşebilir. Böyle kazalara sebep olmak istemeyiz, değil mi? Islak zeminlerin kaygan olduğunu unutmayacağız ve daha dikkatli yürüyeceğiz. Evet, sayfamızı çevirelim çocuklar. Evet, çok önemli 3 tane resim görüyorum ve üzerlerinde çarpı işaretleri görüyorum çocuklar. Birinci resme bakıyoruz. Bir priz, bir fiş. Üstünde çarpı işareti var. Öyleyse sizin yaş grubundaki çocukların fişleri prize takmamaları lazım. Prizlerle oynamaması lazım. Prizin deliklerine yabancı cisimleri sokmamaları lazım. Çocuklar, daha önce belirtmiştim. Elektrik, şehir elektriği evlerimize kablolarla geliyor. Bu kablolar binalarımız inşaat halindeyken duvarlarımızın içerisine gizleniyor ve duvarlarımızın çeşitli yerlerinde priz olarak ya da ampullerin asılacağı duy olarak evlerimizde bunları biz görebiliyoruz. Buralara ulaşıyor. Bu kabloların ve prizlerin insan vücuduna elektriğin temas etmesiyle çok büyük yanmalar, yaralanmalar olur. Biz buna elektrik çarpması deriz çocuklar. Prizle oynarsak, kablolarla oynarsak bizi de elektrik çarpabilir. Elektrik çarpması sonucu hayatımızı kaybedebiliriz. Vücudumuzda kalıcı hasarlar olabilir. Fişleri prize takarken, duyla patlayan ampulü değiştirmeye kalkarken, çalışan vantilatörü yerinden oynatmaya kalkarsak, elektrik sobasının yerini değiştirmeye kalkarsak, bu elektrik çarpmasına sebep olan kazalar yaşayabiliriz çocuklar. Onun için bunlara çok dikkat etmeliyiz. Evet, evde tek başımıza isek eğer, fırını çalıştırmak, elektrik sobasını çalıştırmak gibi tehlikeli olan durumlardan uzak durmalıyız. Bunlara ihtiyacımız varsa mutlaka aile büyüklerimizin bilgisi ve kontrolü dahilinde bunları yapmalıyız çocuklar. Geliyoruz şimdi ikinci resmimize. İkinci resmimizde yanan bir çakmak ve bir kibrit görüyorum. Çocuklar, yangın aniden ilerleyen ve önüne geçilemeyen bir doğal felakettir. Ve biz bu felakete istemeden de olsa sebep olabiliriz çocuklar.
Onun için kibritle oynamak ve çakmakla oynamak yangınlara sebep olabilir. Biz daha bir yeri söndürmeye çalışırken yangının aniden hızlandığını ve kontrol edemediğimizi görüyoruz. İşte bu sebepten can ve mal kayıpları çok yaşanıyor. Özellikle bazı çocukların kibrit yakarak alevini söndürmek gibi bir yanlış davranış içerisine girdiklerini gözlemliyorum. Aileler bunu yasakladığı zaman ya perdenin arkasına saklanarak ya masanın altına saklanarak bu işi yapmaya çalışıyorlar. Özellikle sizden küçük olan kardeşleriniz, siz de onlara dikkat edin. Bunu yaparken de bazen masa örtüsünü, bazen perdeyi tutuşturuyorlar. Korktukları için saklanıyorlar ve saklandıkları için büyüklerine haber vermiyorlar. Böylece yangın çok hızla ilerliyor ve evimizin, eşyalarımızın yanmasına sebep oluyor. Sadece mal kaybına değil, can kaybına da sebep oluyor çocuklar yangınlar. Evet, üçüncü resmimize bakıyoruz. Burada kopmuş bir kablo görüyorum. İçerisindeki kablolar dışarıya çıkmış. Çocuklar bozuk olan elektrikli cihazları bizim tamir etme gibi bir hakkımız yok. Biz bunları tamir edemeyiz. Bunlar için uygun eğitimi almış görevliler vardır. Asla bozulan elektrikli cihazlarımızı biz tamir etmeye çalışmayacağız. Bakalım aşağıdaki açıklamalarımızda ne var? Kibrit, çakmak, ocak, açıkta duran kablolar ve elektrik prizleri kazalara neden olabilir. Bunlardan kaynaklanan kazalar ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bunlarla oynamamalıyız çocuklar. Evet, burada bir görselimiz var yine. Açık unutulmuş bir lavabodan dışarıya akan sular, açık unutulmuş bir banyodaki duştan dışarıya akan sular görüyoruz. Çocuklar, kapatmadığımız musluklardan akan sular lavaboyu doldurur, küveti doldurur, banyonun içerisini doldurur, sonra odalara doğru yayılır. Bu da evimizi su basması anlamına gelir. Evimizi su bastığı zaman eşyalarımız zarar görür. Ayrıca su eğer elektrik prizlerine kadar ulaşmışsa ya da yerde duran bir üçlü prizin üzerine kadar çıkmış ise buralardan bizi elektrik çarpabilir. Yani ölümcül sonuçlara doğurabilir. Onun için açık duran musluklara dikkat edeceğiz. İşimiz biter bitmez musluklarımızı sıkı sıkı kapatmayı unutmayacağız. Genellikle muslukları biz ne zaman açık unuturuz biliyor musunuz? Evde sular kesildiği zaman. Hangi yöne açtık, hangi yöne kapadık onu pek bilemeyebiliriz. Bu gibi durumlarda aile büyüklerimizden yardım istemeliyiz. Anneciğim, sular kesik ama ben musluğu doğru kapatıp kapatmadığımdan emin değilim. Açtım, su akmadı, çevirdim musluğun vanasını ama doğru mu kapattım, yanlış mı kapattım bilemiyorum. Kontrol eder misiniz demenizde yarar var çocuklar. Evet, hemen alttaki açıklamalara bakalım. Açık bırakılan musluklar su baskınlarına yol açabilir. Bu neler? Musluklarımızı açık bırakmayacağız çocuklar. Hemen çeviriyorum. Evet, burada da çeşitli deterjanlar görüyorum çocuklar. Evimizde temizlik yapmak amacıyla, çamaşır yıkamak amacıyla, banyo yapmak amacıyla, el temizliğimiz için, tuvalet temizliğimiz için çeşitli deterjanlar kullanırız çocuklar. Bu deterjanların kullanım alanları birbirlerinden farklıdır. Bazıları bizim için kalıcı hasarlar verebilecek kadar tehlikelidir. Onun için biz bunları kullanırken aile büyüklerimizden izin alacağız. Asla bilmediğimiz şişelerin içerisindeki maddeleri kullanmayacağız. Çünkü bazı temizlik malzemeleri renkli değildir, kokularından da anlayamayız. Eğer annemiz şişesini değiştirmiş, başka bir şeye koymuşsa bunları birbirinden ayırt edemeyiz. Su içerken de, herhangi bir şeyi kullanırken de büyüklerimize sormamızda fayda var çocuklar. Evet, banyo yaparken sabun ve şampuan kullanıyoruz.
Banyo sırasında şampuan veya sabunun gözlerimize kaçması durumunda gözlerimiz yanar biliyorsunuz. Bu durumlarda çocuklar gözlerimizi bol suyla iyice yıkamalıyız. Gözlerimize bunların zarar vermesine engel olmalıyız. Evet, bakalım alttaki açıklamalarda ne diyor? Temizlik malzemelerinin kullanım alanları farklıdır. Sabun, şampuan, diş macunu gibi malzemeleri kişisel bakımımızda kullanırız. Banyo, mutfak, yer, ocak, çamaşır ve bulaşık temizliği için kullanılan temizlik malzemeleri de vardır. Temizlikte kullanılan malzemeler sağlığımız için çok tehlikeli olabileceğinden bu malzemelere dokunmamalıyız çocuklar. Özellikle yer temizliği için kullanılan işte porçözler, ondan sonra hipolar, banyo için kullanılan spreyler çok tehlikelidir. Bunları kullanırken spreyleri yüzümüze, elimize, gözümüze gelebilir. Bu durumda mutlaka aile büyüklerimize haber vermeliyiz ve asla bunlarla oynamamalıyız, değil mi? Isınmada, ocaklarda ve sıcak su sağlayan yaygın olarak gaz kullanılır. Yani birçoğumuzun evinde çocuklar ısınmak amacıyla, ocaklarımızda yemek pişirmek amacıyla ve sıcak su için doğalgazı kullanıyoruz. Doğalgaz kokusu olmayan bir gazdır normalde. Tüp gaz da aynı şekilde çocuklar. Ama gaz dağıtıcıları bunların içerisine az bir miktar kötü bir koku katarlar ki evde gaz kaçağı olduğu zaman bunu hissedelim diye. Evlerimizde oluşan gaz kaçakları hayatımızı tehlikeye atar çocuklar. Bunu soluduğumuz zaman zehirlenip ölebiliriz. Diyelim ki evimizde gaz kaçağı var ve biz dışarıdayız. Eve girdiğimizde yaktığımız herhangi bir lambadan çıkan küçücük bir kıvılcım bomba gibi evimizin patlamasına sebep olabilir ya da büyük bir yangına sebep olabilir. Onun için gaz kaçakları çok çok önemlidir. Tüp gaz kaçakları çok çok önemlidir. Böyle durumların olmaması için bu araçların düğmeleriyle asla oynamamamız gerekiyor çocuklar. Açık olduğundan şüphe ettiğimiz durumlarda da büyüklerimize haber vermemiz lazım. Diyelim ki evde yalnızsınız ve burnunuza farklı bir koku geldi. Doğalgaz kokusu gibi, tüp gaz kokusu gibi. Böyle durumlarda hemen büyüklerinize haber vereceksiniz. Bazen vanalardan, eskiyen borulardan da kaçma yapabiliyor hava gazı. Eğer büyüklerimiz yoksa hızlı bir şekilde bulunduğumuz yeri terk edeceğiz. Yani kapımızı açık bırakıp evden dışarıya çıkacağız ve en yakın komşumuza durumu haber vereceğiz. Böyle durumlarda pencereyi açıp, kapıyı açıp evi havalandırmamız lazım. Hatta bu gazlar havadan birazcık daha ağır olduğu için tabana doğru çöker. Buradaki gazların tamamen gitmesi için balkon kapılarını da açmalıyız ve sanki evimizi süpürüyormuşuz gibi evin içerisinde böyle süpürme gerçekleştiriyormuş gibi hareketler yapmamız lazım. Evet çocuklar, günlük yaşamımızda uymamız gereken güvenlik kurallarına örnekler veriniz diyordu. Bunlardan bir tanesi neydi? Balkonlar ve pencerelerden uzak durmamızdı. Evet, başka? Temizlik malzemelerini dikkatli kullanmamızdı. Evet, kibritle, çakmakla oynamamamızdı. Islak ellerle elektrikli cihazlara dokunmamamızdı, değil mi? Evet, aferin size, çok güzel şeyler öğrenmişsiniz. Şimdi görselleri inceleyelim çocuklar. Güvenlik için uygun olan davranışları belirleyerek altlarındaki kutucukları işaretleyelim. Şimdi burada iki tane arkadaşınızı görüyorum. Bir tanesi balkon demirlerine yaklaşmış, diğeri ise merdivenin trabzanlarından tutarak dikkatli bir şekilde iniyor. Bu durumda hangisinin yaptığı hareket daha güvenli? Tabii ki merdivenden, trabzanlardan tutunarak inen arkadaşınızın daha güvenli bir davranış sergilediğini görüyoruz. Balkonda duran arkadaşınız ise demirlere çok yaklaşmış ve yanında bir büyük yok. Öyleyse o tehlikeli bir durumdur çocuklar. Yine burada iki tane görselimiz var.
Bir tanesinde asansör bekleyen bir kızımız var ve asansör kapısından biraz uzakta duruyor. Diğeri ise yerlerin ıslak bir şekilde silindiğini görmesine rağmen buralardan geçmeye çalışan bir arkadaşınız var. Öyleyse bu arkadaşınızın yaptığı davranış da yanlıştır. Çünkü ıslak zeminler kaymalara, yaralanmalara sebep olabilir. Ama asansörün kata tamamen geldiğinden emin olmadan asansöre binmeyen bu arkadaşınızın yaptığı davranış doğrudur çocuklar. Evet, şimdi sayfalarımızı çevirelim. İkinci konumuz trafikte insanlardı. Çocuklar, okula geliş ve gidişlerinizde yolda gördüklerinizi, gözlemlerinizi bana söyleyebilir misiniz? Evet, bir sürü arabaların çok hızlı geçtiğini gördünüz değil mi? Çok güzel. Bazı araçların durduğunu gördünüz. Evet, ne zaman duruyordu bu araçlar? Evet, trafik ışıkları yanınca duruyordu değil mi? Aa, evet, bir arkadaşınız da yolda bir trafik polisi görmüş. Çok güzel. Evet, peki bu görselde gördüğünüz bölümün adını bilen var mı? Evet, evet çocuklar, bunun adı üst geçit. Üst geçit genellikle yoğun trafiğin olduğu yollarda kullanılır. Trafiği düzenlemek için görevli olan kişi trafik polisidir. Bunların hepsini göreceğiz. Bu görmüş olduğumuz aracın adı, levhanın adı ışıklı trafik levhasıdır. Evet çocuklar, bu levha burada bir üst geçit olduğunu bize anlatan bir levhadır. Merdivenle yukarı çıkıyor. Eğer bu adamın yönü ters dönseydi o zaman da alt geçidi gösteriyor olacaktı. Evet, bu çizgili bir şekilde ayrılmış olan yolun bu bölümüne biz yaya geçidi adını veriyoruz. Şimdi okuyalım bakalım neler varmış aşağıdaki görsellerimizde. Evet çocuklar, insanlar, hayvanlar ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine trafik diyoruz. Çok önemli bir bilgi. Buranın adını çizelim. Demek ki trafik dediğimiz zaman insanların, hayvanların ve araçların hareket halinde yolları kullanıyor olması lazım. Bir araçla ya da yaya olarak sokağa çıktığımız zaman bizler de trafiğin bir parçası oluyoruz çocuklar. Kurallara uyulmadığı takdirde trafikte birçok kaza meydana gelir. Çevremizi gözlemlediğimizde insanlara trafikte doğru veya yanlış birçok davranış yaptıklarını görebiliriz çocuklar. Evet, trafikte biz dikkatli olabiliriz ama karşıdan gelen kişinin dikkatsiz olacağını düşünerek daha da dikkatli olmak zorundayız çocuklar. Sayfalarımızı çevirelim. Şimdi burada görsellerimiz var ve bu görsellerin altında açıklamalarımız var çocuklar. Şimdi birinci görselimize bakalım. Işıklı trafik levhası yeşil yanıyor. Çocuklar, yeşil ışık hem yayalar için hem de araçlar için geç anlamına gelir. Burada yayalar için yeşil ışık yandığından dolayı araçlar kırmızı ışık yanıyor ve bekliyorlar. Yayalar da yolu karşıdan karşıya geçmek için kendileri için ayrılmış olan, bölünmüş olan, bu özel çizgileri olan yoldan karşıya geçiyorlar. Yolu karşıya geçerken acele etmeden ama hızlı adımlarla geçmemiz gerekir çocuklar. İnsanların, evet şimdi alttaki yazıyı okuyalım. İnsanların yaya geçidinden yeşil ışık yandığında geçtiğini gözlemleyebiliriz çocuklar. Biz bunu trafikte çeşitli durumlarda hep görüyoruz ve biz de bu kurallara uyuyoruz değil mi çocuklar? Şimdi bazı arabalar, bakın burada arabalar için kırmızı ışık yanmış. Genellikle insanlar için kırmızı ve yeşil ışık varken ışıklı trafik cihazlarımızda, taşıtlar için kırmızı, sarı ve yeşil renkli 3 ışığımız mevcut. Kırmızı ışık taşıtlar için dur, sarı ışık geçmek için hazırlan, yeşil ışık içe geç anlamına gelir. Çocuklar, gördüğünüz gibi bazen taşıtlar trafik kurallarına uymaz, kendileri için kırmızı ışık yanmasına rağmen yoldan geçmeye çalışabilirler.
Bu arada dikkatsiz olan bir yaya. Benim için yeşil ışık yandı, ben yaya geçidindeyim, karşıya geçerim diye düşünürse bu araç onu ezebilir. Öyleyse ne yapmamız gerekiyor? Yeşil ışık bizim için yansa dahi yolu kontrol etmeden karşıdan karşıya geçmememiz gerekiyor çocuklar. Evet, kırmızı ışıkta geçen araçları gözlemleyebiliriz. Şimdi bakıyorum, bu aracı kullanan aile, babamız emniyet kemeri takmış, annemiz emniyet kemeri takmış, çocuğumuz arkada araba koltuğunda oturuyor. Çocuklar, sizin yaş grubunuzdaki çocukların ön koltukta oturmaları trafik açısından doğru bir davranış değildir. Onun için 6 yaşına kadar arabalarımıza taktığımız özel araç koltuğunda oturmamız gerekiyor. 6 yaşından sonra da arka koltukta oturup emniyet kemerini bağlamamız gerekiyor. Öyleyse birinci araçta emniyet kemeri takarak doğru davranmış insanlar görebiliriz. İkinci araçta ise yaşına uygun olmadığı halde ön koltukta oturan çocuklar görebiliriz. Peki bu doğru mu? Doğru değil tabii ki çocuklar. Yanlış bir davranış. Bizler asla bunu yapmayacağız. Siz de trafikte gözlemlediğiniz doğru ya da yanlış davranışlara örnekler verebilirsiniz çocuklar. Evet, sayfalarımızı çevirelim. Şimdi resimleri inceleyelim çocuklar. Doğru olan davranışlara tik, yanlış olan davranışlara ise çarpı işareti koyalım. Evet, taşıtlar için gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanıyor ve buradaki taşıtlar yaya geçidini kapatmayacak şekilde durmuşlar. Öyleyse bu davranış doğru bir davranış çocuklar. Burada ise yanlış olan davranış ne sizce? Evet çocuklar, aracın bir tanesi kaldırıma çıkmış. Kaldırımlar yolun yayalar için ayrılmış bölümüdür. Buralardan yayaların gidiş ve gelişi sağlanır. Ama burayı biz arabamızı park ederek kapatırsak o zaman yayalar yola inmek durumunda kalır ve kazalara sebebiyet verebiliriz. Bu bir yanlış davranıştır çocuklar. Devam ediyorum. Burada sarı bir araba görüyorum. Yolun park yapılabilir bölümüne arabasını park etmiş ve arabayı terk etmiş, gitmiş. Öyleyse bu kişinin yaptığı davranış doğru bir davranıştır. Çünkü burası yolun araba parkı için ayrılmış bölümü. Bu doğru çocuklar. Bu araç ise kendisine kırmızı ışık yandığında yayaların geçeceği yaya yolunu kapatmış. Fazla gitmiş, durmuş ama yaya yolunu da kapatmış. Öyleyse bunun yaptığı davranış da yanlış bir davranıştır çocuklar. Evet sevgili çocuklar, trafikte doğru ve yanlış olan davranışları gözlemlemeye devam etmenizi istiyorum. Yanlış davranışlardan uzak durmanızı ve kendinizi her türlü tehlikeden korumanızı istiyorum. Hepinize iyi günler, hoşça kalın. İkinci videoda görüşmek üzere.